Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gladyatörlerin Hayatı 3. sezon 7. bölümdeyiz. Adaylar turnuvası. Bölüm 7. Yılan Yumağı. Kapitaryum, Sezar'ın sarayı. Hızla yaklaşan akşam rahatlatıcı değildi. Uzun zamandır da bölümlere Sezar'la başlamıyorduk herhalde. Sıralarını bekleyen insan seli sonsuz gibiydi. Sezar yorgunca iç çekti ve şakaklarını ovuşturdu. Birkaç yıldır onu rahatsız eden donuk, sızlayan baş ağrısı bugün özellikle şiddetli ve dayanılmazdı. Ağrı her geçen gün daha da azalan gücünü acımasızca tüketiyordu. Daha az ve daha az. Sezar'a ne olmuş? Çökmüş. Kararım kesin ve yeniden gözden geçirilemez. Gidin. Sezar zayıf bir hareketle sorunlarını çözmek için uzak Kapitalyum'a gelen başka bir zengin ricacıları gönderdi. Hükümdarların kararları çok nadiren alkışlarla karşılanırdı. Çoğu zaman sessiz tehditler ve lanetler geliyordu. Sezar zaman zaman daha da yükseldiklerini düşünürken yakaladı kendini. Daha yüksek ve daha yüksek sesle. Tıpkı bu fısıltı gibi. Sezar bazen sessiz ama buyurgan bir sesin aniden ve bilinmeyen bir nedenle ortaya çıktığını duyuyordu. O iftira attı, kontrolü ele geçirdi. Zaten düzensiz olan düşüncelerine kaos getirdi. Ses farklı yönlerden geliyor, hükümdarın ağrıyan başını döndürmesine neden oluyordu. Etrafına bakan Sezar, orada bulunanların şaşkın bakışlarını birden fazla kez yakaladı. Onların gözlerinde şaşkınlık ve acıma gördü. Ama endişe değil ve katılım da değil. Ama adam şimdilik sadece kalabalığın sesini duyabiliyordu. Sezar başını kaldırdı. Gönderilen ricacılar çoktan ayrılmıştı ve yenileri yaklaşmakta tereddüt ederek onun emrini bekliyorlardı. Sıradaki. Buraya, sıradaki kim? Birkaç kişi ona yaklaştı ve yüksek sesle davalarının ayrıntılarını bildirdi. Birbirlerini kesiyorlardı, ayrıntılarda kayboluyorlardı ve parmaklarını datapeytlere itiyorlardı. Bütün bunlardan bıktım. İnsanlar aniden sustular. Sezar başını kaldırıp onlara baktı ve şaşkın bakışlarla karşılaştı. Bunu yüksek sesle mi söyledim? Peki ya bu? Bir yerde sesinin kuruduğu, neredeyse gakladığı düşüncesi parladı. Gaklayan ve kuru. Ama bu düşünceden daha güçlü olan tek şey onu aniden saran korkuydu. Deliliğe yaklaştığının farkına varma korkusu. Deliriyorum. Doğru. Kim o? Adam sesin nereden geldiğini anlamaya çalışarak korkuyla etrafına bakındı. Ama yanında kimse yoktu. Tartışmanın konusu tamamen unutmuş olan birkaç şaşkın ziyaretçi dışında. Sezar sinirli bir şekilde kolçakları yokladı ve onlara yaslanarak kalkmaya çalıştı. Zayıflamış kolları vücudunun ağırlığını zar zor kaldırabiliyordu. Affedersiniz, bugün... Bugün büyük Sezar başka kimseyi kabul etmeyecek. Yarın tekrar gelin. Ay, bu hala yaşıyor mu? Bir de kanat mı eklenmiş buna? Ne olmuş? Sezar ürperdi. Bu ses az önce duyduğu fısıltıya hiç benzemiyordu. Ama Sezar bu boğuk ve kibirli sesin sahibini görmek istemiyordu. Hükümdar baş dönmesiyle mücadele ederek yavaşça ayağa kalktı. Gözleri karardı. Bir anlığına gözlerini kısarak salona baktı ve gördüklerine inanamadı. Kalabalık gitmişti. Ama burada, herkes nerede? Açılan kapılarda yeni yüce papanın ince figürü belirdi. Geçmişte olduğu gibi, bunun da Sezar'ın sorularına her zaman bir cevabı vardı. Herkes nerede mi? Sevgili Sezar,
Salon uzun zamandır boş. Ziyaret saatlerinin azaltılmasını emrettim. Sıcaklık ve aşırı yük sana zarar veriyor. 3 saattir burada kimse yok. Ayak sesleri boş alonda yankılanıyordu. Ya da ıssız mı? Sezar kendisini saran paniği belli etmemeye çalışarak gözlerini indirdi. Endişeyle fısıldadı. 3 saat mi? Sarsılmıştı. Bu nasıl mümkün olabilir? Sen delirdin Sezar. Asla. Asla. Sen neyden bahsediyorsun lordum? Sezar kendini toparlamaya çalıştı. Ama Pablios'un kendini beğenmiş sırıtışından onu sarsmakta olan titremeyi gördüğünü fark etti. Pablios, dinlenmem gerek. Neden bu kadar güçsüzüm? Burada bizden başka biri daha var. Sıcak lordum, ondan kaçacak hiçbir yer yok. Ne saklanacak ne de kaçacak. Hayır değil, eskiden yapabiliyordum. Hepimiz ölümlüyüz Sezar, hepimiz. Bir kelimeyi tekrarlayarak yüksek sesle mırıldandı. Sen de. Ne dedin sen? Hiçbir şey. Bir dakikadır sessiz kaldık. Aa, çok hızlı geçtim. Bir bastım 5 tane metin geçtim ya. Lordum, buna hakkım yok. Muhafızları çağır, odama çekilmek istiyorum. Pablius eğildi ve kapıya doğru zayıf bir hareket yaptı. Neredeyse anında Sezar'ın korumaları orada belirdi. Sessiz mekanik metal bloklar efendilerinin iradesini duymayı bekliyorlardı. Adam yorgun bir şekilde nefes verdi. Korumaların varlığı ona bir nebze olsun sakinlik kazandırmıştı. Ve sadece Pablius hala rahatsız ediyordu. Bu vallahi bir fırıldaklar çeviriyor ama. Dikkatle basamakları inerek Sezar hırıltılı bir ses çıkardı. Yarın için gerekli olan tüm belgelerin hazırlanmasını emret. En önemlileri datapad'ime aktar. Yatmadan önce onları inceleyeceğim. Ve ben yapmadan önce şu sırıtışı yüzünden sil. Ay Sezar'cığım, senin artık bunları yapacak bir gücün kalmış mı? Hah, bir kılıcı bile kaldıramıyorsun. Yanından geçen Sezar durdu. Ne dedin sen? Ben mi? Öldür onu. Israrcı bir istek. Hatta bir emir. Sezar'ın ile istemsizce Pablius'un boğazına uzandı. Adam o geri sıçradı. Lordum. Saplantı geçti. Sezar şaşkınlıkla sıktığı parmaklarına baktı. Aniden gelen güçsüzlük nedeniyle elini indirdi. Ben çok yorgunum. Yorgun değilsin. Sen delisin ihtiyar. Aa, bizim kız kardeşimiz mi bunu delirtiyormuş? Daha güçlü ve arzulu birine yol vermenin zamanı geldi. Kendisinden daha uzun ve 2 kat daha geniş olan 2 korumanın arasında durdu. Ne cüretle. Ben sadece gerçeği söylüyorum Yüce Sezar. Bir zamanlar yüce. Adam kemerinden sarkan tören bıçağına uzandı. Senin siyah kalbini söküp çıkarabileceğim kadar keskin. O siyah değil Sezar, seninki gibi. Gerçi bu konuda pek haklı değilim. Benimki daha doğal. En azından bir deney tüpünde yetiştirilmedi. Sezar hırladı. Öfke ona güç verdi. Tamamen kontrolden çıktı. Öyle mi? Sezar'ı geçerek gülümseyen kıza yaklaştı. Sanırım doğruyu söylüyor. Ne demek istiyorsun? Muhafızlar. Elini sallayarak din adamlarını işaret etti. Ama korumalar hareket etmediler. Bak Sezar, hizmetçilerin bile sana hizmet etmeyi reddediyor. Korumalar. Kısaklı Sezar, gitme vakti geldi. Beni zorlayamazsınız. Buna ihtiyacımız yok. Biraz daha ve kendin parçalanacaksın. Ben... Skyrim enerjisini durdurarak vücudunun doğa kanunlarına göre gelişmesine izin verdik. Ne yazık ki doğal durumun sadece yozlaşma olduğu yaştasın. Ama senden sızıyor. Gerçekten o kadar belirgin mi? Gözleri yine karardı, başı döndü.
Akışın bana geçtiğini anlamalıydın. Yoksa küçük bir kız nasıl bu kadar hızlı büyüyebilir? Doğru. Yavaş yavaş Sezar'a yaklaşmaya başladı. Adım adım. Vücudu ona itaat etmeyi bıraktı. O yaklaştıkça bitkin Sezar daha da alçaldı. Büyük papaz bana bu andan bahsetti. Tadını sonuna kadar çıkarmamı istedi. Yapabildiğim zaman tüm din adamlarının tarikatını katletmeliydim. O zaman neden bunu yapmadın? Onu beklemeden kendi sorusunu cevapladı. Çünkü biz parazitleriz, sen ve ben. Ben ve din adamları tarikatı. İmparatorluğun kontrolünü mü istiyordun? Bunu başardın, bunu biz olmadan yapamazdın. Ve yeni Roma'nın yıkılmazlığının parlak bir sembolüne ihtiyacımız vardı. İdeal. Birbirimizin gücünü tüketiyoruz ve böylece dönüp duruyoruz. Sonsuz bir kısır döngü. İnsanlar, gezegenler, her şey uyuyor. Sen uyuyorsun, ben uyuyorum. Ama bir noktada parazitlerden biri güçlendi. Sezar'a baktı ve gördüğün gibi o parazit bendim. Ne? Ne istiyorsun? Vazgeç kendi isteğinle. Yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Ses tonu ilk kez neredeyse normaldi. Küçümseme ya da alay yoktu. Ölümün eşiğindesin Sezar. Hayır hayır, bana aksine kanıtlamaya çalışma. Övünmeyi ve rol yapmayı bir kenara bırak. Kendine bir bak. Her şey açık. Birkaç saniye sessiz kaldı. Sezar hiçbir şeye cevap vermedi. Sadece titreyen ellerini avuç içleri aşağı bakacak şekilde kaldırdı. Gözlerini damarları çıkıntı yapmış ince derinde gezdirdi. Gücü tarikata ver ve inatçı olma. Bölünme kimsenin yararına olmaz. Karşılığında kimsenin sana dokunamayacağı bir yerde sessizce ve huzur içinde yaşayabileceksin. Yaşlanmana izin vereceğiz. O kadar hızlı değil. Sana yapılanlar gibi özel iğneler yapacağız. Düşün, bu iyi bir seçenek. Ya ben istemiyorsam? O zaman seni zorlayacağım. Sezar yavaşça ayağa kalkmaya başladı. Pabius ona yardım etmek için elini uzattı. Kolunu çekmek. Ben kendim yaparım. Kız yorgun bir şekilde iç çekiyor. Her şeye gücü yeten bir hükümdar olarak rolünü sonuna kadar oynamaya mı çalışıyorsun? Ne karar verdin? Tarikata dair tüm anıları sileceğim. Her din adamı, her skaryum taşı zamanın ateşinde yanacak ve anılarınızın küllerinin bile kalmadığını göreceğim. Sezar kılıcına uzandı ama hemen vücudu titredi. Binlerce iğne şakaklarına saplandı. Seni zorlayacağımı söylediğimde şaka yapmıyordum. Kızın sesi kafasını doldurdu ve kendi düşünceleriyle birleşti. Sezar zihinsel bir saldırıya şiddetle karşılık verdi. Hançeri kınından çıkarmaya çalışıyordu. Biraz daha, bir hamle daha. Dur, neden? Etrafımda arkadaşlarım var. Neden kılıca uzanıyorum? Ne kılıcı? Silahım bile yok. Veritium zırhı hipnoza karşı koruyor. Direnmeliyiz. Ben çok yaşlıyım. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Sadece ihtiyacım var. Gitmek. Kız alnındaki teri silerek nefes verdi. Çelik irade. Neredeyse kırılıyordu. Hiç kimse ona boyun eğdiremedi. Zırhının yapıldığı piç veritium yüzünden neden ona verildi ki? Bazı asi din adamları onu kontrol altına alıp Papa'nın burnunun dibinden alıp götürmeye çalışmasınlar diye. İğrenç bir fikir. Önceden de olmuştu. Ailen bir zamanlar. Ne yapmalıyım? Pabius kıza baktı. Başını salladı. Halka açık bir itiraf. Bunu tüm iletişim kanalları aracılığıyla yayacağız. Tamam. Muhafızlar, biz gidiyoruz. Sezar'ın özel korumaları bekleme modundan çıktılar. Tarikatın renkleri, işler ne kadar çabuk değişiyor. Uzun zamandır buna hazırlanıyorduk. Düzenin hegemonyası başlıyor. Sevincini zorlukla bastırarak ellerini sevinçle savurdu. Kız sırıttı ama bir şey söylemedi. Evet evet, sevgili ve aptal Pabius. Onu da mı sırtından bıçaklayacak? Bana birkaç dakika verin. Buraya dair güzel alılar bırakmak istiyorum. Zamanımız yok.
Ancak kız Papa'nın sözünü kesti. Ses tonundan Publius hiçbir itirazın kabul edilmeyeceğini anladı. Elbette, ne kadar istersen, bekleyeceğiz. Sezar, zaferlerinin kazılı olduğu tahtına yaklaştı. Elini fethedilen gezegenleri işaretleyen farklı renklerdeki mücevherlerin üzerinde gezdirdi. Jüpiter ve Satürn, tüm güneş sistemi, tüm bunlar ne kadar zaman önceydi? Hatırlamıyorum. Gezegenler ve sistemler anılarımda birbiri ardına titreşiyor, birbiri ardına. Ama sadece titreşiyor. Neden olanlardan gurur duymuyorum? Ama o zaman yanımda olanlar için üzüntü ve özlem duyuyorum. Ve şimdi yanımda olmayanlar için. Elini taşlardan çekti. Ve ufka kadar uzanan görebildiği panoramik pencereden dışarı baktı. Bu anılara değer veriyor musun? Neredeyse duyulmayacak şekilde yaklaştı. Hayır, anılar tozdur. Evet, anılar ışıktır. Gerçekliğin karanlığında yol gösteren ışık. Zayıf yönlerimi ve yapmam gerektiği halde yapmadıklarımı gösteren bir ışık. Bunu farkına varmak zor. Pek çok dünyayı, pek çok insanı fethettim. Ama benim için gerçekten değerli olanları yanımda tutmayı başaramadım. Ve şimdi o anılar beni içten yakıyor. Ama bu alevin bir tür iyileştirici ısısı var. O ve benim hafızam, etrafında karanlığın döndüğü parlak noktalar. Ama o henüz kazanmadı. Ve ben izin verene kadar kazanamayacak. Kız amacından şüphe etmeye başlıyor. Hiçbir şeye cevap vermeden gözlerini indirdi. Bir adım bile geri atma. Aynı anda ürperdiler. Pencerenin dışından garip bir ses geldi. Sezar pencereye doğru yürüdü ve kızı arkasında bıraktı. Yüzü acı dolu bir ifadeyle buruştu. Orada ne var? Orada. Yanında dururken güldü. Orada yeni bir çağ. Artık Rixli yerlere mi dönsek? Sıkıldım bunlardan. Kız kardeşim nerede? Baltasının keskin ucu Hoyt'un boğazına birkaç milimetre uzaklıktaydı. Sus sus koca adam, biz yanlış bir şey yapmadık. Bir soru sordum. Storia, senin kız kardeşin mi? Gemide uyuyor. Kardeşinin dangalağın teki olduğunu söyledi. Gemide uyuyor. Corvus rahatlayarak nefes verdi ama elini gevşetmedi. Hepimiz aynı savaş grubunun parçasıyız. Gitmesine izin vermeliydin. Silah arkadaşına zarar verirsen mutlu olmayacak. Corvus sesini tehditkar bir şekilde alçaltarak yavaşça söyledi. Storia'yı görene kadar bırakmayacağım. Rix, lütfen onu getir. Tamam. Rix, Corvus'a başını salladı. Ona dikkat et. Rix koridora koştu. Gladiator kızın kabinini çabucak buldu. Aç şunu. Rix metal kolu çekti. Kapı açıldı. Hadi be. İçeride kimse yoktu. Görünüşe göre bir sorunumuz var. Corvus ve Hoyt, Rix'in onları bıraktığı aynı pozda dondular. Hoyt biraz sakinleşmişti ama keskin bıçağın yakınlığı onu hala tedirgin ediyordu. Rix kabine girdiğinde çıktığından daha az kararlıydı. O nerede? Evet Rix, nerede? O yok, bir yere gitmiş. Önce Hoyt'u bırak. Bir yere gitmiş. Ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? Gerçekten seninle dalga geçtiğimi mi düşünüyorsun? Arkadaşlar, hepimizin sakinleşmesi gerekiyor. Kapa çeneni demir parçası. Hoyt, onu takip edebilmenin bir yolu var mı? Keşif gezisinin her üyesine bağlı bir sensör var ama gerekli paneli holografik kartla aramak benim için zor olacak.
Neden? Çünkü paneldeki düğmeler çok alçakta. Eğer eğilirsem baltana çarpma riskim var. Umurumda değil, demir parçası. Bana kız kardeşimin nerede olduğunu göster. Hoyt yavaşça ön panele yaklaşırken alçak sesle küfretti. İstasyonun üzerinde beliren Hoyt, neredeyse bakışlarını indirmeden dikkatlice düğmelere basmaya başladı. Kısa süre sonra önlerinde büyük noktalı düz bir görüntü belirdi. Hoyt özellikle birkaç beyaz yazılı noktanın olduğu bir yeri işaret etti. Buradayız. Arberet'in dar ve kalabalık sokaklarını gösteren hologramın merkezine baktılar. İşte. Arberet'te mi? Evet, işte kabile salonu. Ve ondan yayılan bir sokak ağı. Sorsia, Avcılar Mahallesi'nde. Bu kim? Serbest eliyle Arberet'in neredeyse en ucunda birbirine yaklaşan iki noktayı işaret etti. Pastos ve Matika. Ne? Şaşıran Corvus bir an için elini gevşetti. Bu Hoyt için yeterliydi. Çelik elini Corvus'un koluna sıkıca kavradı ve ustaca çevirdi. Corvus yana doğru fırladı ve Hoyt'u tutuşup kırmaya zorladı. Yavaş sakin ol. Corvus ve Hoyt odanın köşelerine dağıldılar. Aralarında duran Rex, Feritlilerin liderine döndü. Sadece zaman kaybediyoruz. Baltalarını çek, biz düşman değiliz. Pastos ve Matika yakında buluşacaklar. Neden? Bu durum daha önce yapılan bir seçim sayesinde mümkün oldu. Gizli anlaşma yaptıklarından şüpheleniyorum. Pastos ile din adamı kızı mı? Kızı ile mi? Bu saçmalık. Yabancılarla iş olduğuna inanmıyorum. Yine de gecenin karanlığında şehrin arka mahallelerinde buluşuyorlar. Yeterince şüpheli. Sence de öyle değil mi? Corvus sıçradı. Sonra haritaya daha yakından baktı. Bekle. Eğer Arberet'in merkezi burasıysa, o zaman şu yöne gidiyorlar. Corvus gösterge panosuna yaslanarak tehditkar bir şekilde çatırdamasına neden oldu. Pastos ve Matika nereye gidiyor? Veridyum madenlerine. Onlara giden bir yol mu var? İki tane, biri güney kapısından, diğeri de doğu kapısından. İlki daha kısa ama aşırı büyümüş. Kılıcı sallamamız gerekecek. İkincisi daha uzun, ancak bunu daha sık kullanıyoruz. Yani her şey hızınıza bağlı. Teşekkür ederim. Onları bulmamız gerekiyor. Önce Storsia'yı bulacağız. Arberit onun için tehlikeli bir yer. Sonra Veritil madenlerine gideceksiniz. Pastos'u ve Matika'yı takip edeceksiniz. Raporla bana geri döneceksiniz. Al bu da başımıza yıkıldı. Hoyt ve Rix birbirlerine baktılar. İkisi de Corvus'un emredici ses tonundan hoşlanmamıştı. Önden gideceksiniz. Hiç kimse sana konuşma tarzının sinir bozucu olduğunu söyledi mi? Corvus'un yüzü hiç değişmedi. Çıkışı işaret ederek kuru bir sesle söyledi. Git sessizce. Arberit'in merkezine yolculuk, Rix'in beklediğinden çok daha kısa sürdü. Yürümediler, kocaman Corvus tarafından yönlendirilerek koştular. Daha hızlı, sadece kabilelerin salonunda nefes almalarına izin verdi. Yaklaştık, o da orada mı? Hoyt'un sibernetik gözü birkaç dakikalığına renk değiştirdi. Sonra olumlu anlamda başını sallayarak büyümüş evi işaret etti. Orada. Sessizce kapıya doğru yürüdüler. Hoyt kendi kendine mırıldandı. O iyi mi? Nabız normalden yüksek. Diğer hayati değerlerini takip edemiyorum. Bu bir tuzak olabilir mi? Ben de size aynı soruyu sormak istiyorum. Gece başka bir gemiyi işgal etmedik. Sizi Ferit'e ben davet etmedim. Belki de onu çalan senin askerlerinde. O zaman ölmüş olurdunuz. Sadece zaman kaybediyoruz. Tehlike de olabilir. Harekete geçmeliyiz. Önce demir parçası, sonra sen. Ben arkayı kollayacağım. Bu söz konusu bile olamaz. Önce ben gideceğim. Hoyç'u atla ve ikinci git. Önce ben gideceğim. Hoyç başını salladı ve Corvus her iki baltayı da açığa çıkardı.
Ama daha içeri giremeden üçü de kısa bir kadın çığlığı duydu. Savaş düzenini görmezden gelerek irileri atıldı. Kapı çatır diyerek açıldı. Yan yana oturan iki kız içeri giren erkeklere baktılar. Storsia'nın elinde eski keskin bir yabani nane kokusuna boğan bir kavanoz vardı. Aletta'nın parmaklarında yarı saydam bir merhem görünüyordu. Omzu meşalelerin ve lambaların ışığında parlıyordu. Kanepede oturan adam tembelce başını kaldırdı. Davetsiz misafirlere kuşkuyla baktı. Sonra bir şeyler mırıldanarak ve hıçkırarak tekrar rahatlamış bir şekilde kanepeye yaslandı ve tavanı inceledi. Adam ona doğru yürüdü ama bakışlarıyla hemen durduruldu. Soğuk, sert, inatçı, tam ona yönelik. Rex Corvus'a baktı ve onu tanıyamadı. Sert yüzü ve çelik bakışları ilk kez daha yumuşak ve sıcak bir hal aldı. Kız kardeşini güvende gören Corvus üzerine baskı yapan yükü bırakmış gibiydi. Bu arka plana karşı Storsia'nın sesi arsa çarpan bir çekiç gibi geliyordu. Neden geldin? Ah şu kardeş abi ilişkileri. Hatta bir an Corvus'u acıdı. İleriye doğru bir adım attı. Uzak dur. Yanında oturan Aletta. Storsia'nın bunu söylediği öfkeyle ürperdi. Ben seni duymak veya görmek istemiyorum. Rickson'un titreyen parmaklarını fark etti. Kimsenin onda bu kadar güçlü duygular uyandırabileceğini hatırlamıyorum. Corvus barışçıl bir şekilde kollarını yanlara da açtı. Hareketin biraz buruşuk olduğu ortaya çıktı. Rix yakınlarda bulunan hoyça fısıldadı. Görünüşe göre sık sık birine katlanmak zorunda kalmıyor. Ya da özür dilemek tepkisine bakılırsa birisi burada büyük bir belaya bulaşmış ve açıkça o değil. Corvus ona doğru bir adım daha attı. Storia irkildi, ayağı fırladı. Onu neden getirdin Rix? İşte bu Rix, çatışmanın bir parçası oldun. Peki ne cevap vereceğim? Köşeleri düzeltmek ve Corvus'un gemiye silahlı sızmasının nüanslarını gizlemek mi? Corvus lider ve Corvus kardeş iki farklı insan gibi. Tanrı aşkına, bu tepkiyi vermen için sana ne yaptı? Corvus ve Storia'ya baktı. Gerçekten birbirlerine benziyorlardı. Ama birbirlerine verdikleri tepkiler. Hızlı düşün. Pastos ve Matika yakında buluşacaklar. Biliyorum Moit. Ne yapmalı? Onları uzlaştırmaya çalışacağım. Rix hızlı geçti üstteki yazı. Biliyorsun, Corvus tanıştığımızda bize oldukça samimi göründü. Samimi, tabii ki. Hoyt, demek istediğim bu. Aldatıldın. Bu adam samimiyetten aciz. Gerek yok. Ne yazık ki, daha önce başınıza gelenlerin hepsini bilmiyorum ama... Bence Corvus olanlardan pişman. Evet, Corvus. Adam başını salladı. Sana ne söyledi bilmiyorum ama bu adama güvenilmez. Neredeyse 15 yıl geçti. Tam olarak 13. Turnuvanın başladığı günden itibaren, günden güne. Seni affetmedim ve asla affetmeyeceğim. Her hatanın kendi son kullanma tarihi vardır. 13 yıl önce tam bir baş belası olmalı. Hem de nasıl? Teşekkürler Rix. Bitirmedim. Böylesine hassas bir an için doğru kelimeleri ararken boğazını temizledi. Ama 13 yıl uzun bir süre. Kardeşin değişmiş olmalı, değil mi Corvus? Ben de bundan bahsediyorum. Değişmiş olmalı. Evet. Rix Hoyt'un yandan dürttü. Yan tarafı metalikti ve birkaç parmağın çatırdamasına neden oldu. Gladiator Storia'ya baktı. Ve temkinli bir sevinçle ellerindeki titremenin durduğunu fark etti. Dudaklarını büzdü ve Aletta'ya dönerek
yavaşça yaralı bölgeleri tedavi etmeye devam etti. Burası benim evim değil. Her ne kadar istesem de sizi kovamam. Ben onları kovayım mı? Başını indirdi, bir şeyler düşünüyordu. Sonra kısaca söyledi, hayır. Violetta'nın morarmış omzuna olmaya başladı. Rix denedi ama bu girişim bile gelecekte bir rol oynayabilir. Madem her şey bu kadar iyi gidiyor, sizi yalnız bırakayım. Burada bir din görevlimiz ve meraklı bir yerlimiz var. Hoch ve Rix aceleyle evden çıktılar ama Corvus geçişi kapattı. Dudaklarını büzerek zar zor duyulabilecek bir sesle söyledi. Teşekkür ederim. Ve Pastos hakkında duyduğumuz her şeyi sana rapor edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Odanın karanlık bir köşesine çekildi ve oradan sessizce kız kardeşinin çalışmasını izledi. Vay canına. Sanırım sonunda kendi işimize bakabiliriz. Rix işe geri dönmüş olan Story'ye baktı. Ara sıra Corvus'a doğru bir bakış attı. En azından yalnız değil. Hoch ayaktan ayağa geçerek kapıda durdu. Gözlerinin rengi sarıya döndü ve tekrar hızla yaklaşıyorlar. Onlara yetişmek istiyorsak koşmamız gerekecek. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istedim. Durun, yerlilere pek benzemiyorsunuz. Yani yolda yakalanmanızı istemem. İşte uygun bir şey seçin. Köşedeki dolabı işaret etti. Hangi kıyafeti seçmeliyim? Vallahi çok iyi bahaneyle kıyafeti itelemiş. Ben bunları da hiç beğenmedim. Neyse, bu sefer de en pahalılarını alalım. Tek yapmamız gereken hangi yoldan gideceğimizi seçmek. Çalılıkları mı kesmek istiyorsun yoksa koşmak mı? Hangi yoldan gitmeliyim? Kısa ama aşırı büyümüş. Uzun ama temiz. Gücümü saklayacağım. Ya savaşmak zorunda kalırsak? Bir kez daha koşmak istedin. Yalan söyleme. Arberit'in sokaklarından yanıp sönen noktalara doğru koştular. Pastos ve Matika'ya. Corvus'u aldatmadı. Yol gerçekten de oldukça boş ve temizdi. Ancak Rix ve Hoch, Ferit'in kaba bitki örtüsüyle kaplı ondan birkaç metre ötede koşuyorlardı. Pastos ve Matika'nın adamlarını yolda bırakabileceklerini anladılar. Kayaların üzerinden atlayan ve sarmaşıkların altından geçen gladyatörler kısa sürede hedeflerini gördüler. Koşu onları hoş bir şekilde neşelendirdi. Kafalarını gereksiz düşünce ve korkulardan arındırdı. Onları görüyor musun? Hayır, gözlerimde optik sensör yok. Az önce içeri giren 3 figür fark ettim. Pastos, Matika, 3. kim? Vispik koruma olarak yanına alabilirdi. Koruması olan bir din adamı mı? Pastos'a karşı zayıf ve savunmasız olduğunu mu göstermek istiyor? Büyük olasılıkla ne yapmayı öneriyorsun? Dışarıda beklemek bir seçenek değil. Pastos muhtemelen Matika'ya malları bizzat göstermek istiyor. Başka neden madenlere gelsinler ki? Acele etmemiz gerekiyor. Eğilerek girişe doğru kısa bir koşu yaptılar. Korumalar nerede? Bilmiyorum ama ben bundan hoşlanmıyorum. İçeri girmemiz gerekiyor. İşaretlere geçiyoruz. Nasıl isterseniz komutanım. Kendilerini duvarlara bastırarak yavaş yavaş madenlere girdiler. Madenlerin çarpık ve hafif nemli duvarları meşaleler ve küçük verite parçalarıyla aydınlatıyordu. Askerler kaymaktan veya madenlere yabancı bir tür sesle kendilerini ele vermekten korkarak dikkatlice adım attılar. Korumaların yokluğu sinir bozucuydu.
Ama Rex gereksiz düşünceleri bir kenara iterek sadece tek bir şeye odaklandı. Pastos ve Matika'yı bulmalıyım. Uzakta bir yerlerde sessiz sesler duyuldu. Rex ve Hoyt durdular. Sesin geldiği yönü belirlemeye çalışıyorlardı. Ana tünel neredeyse bölünmemişti ve sonunda parlak turuncu bir ışık görünüyordu. Parmağını dudaklarına koy. Hoyt başını salladı ve yürümeye devam etmesini işaret etti. Gladyatörler, madenleri çok iyi bir şekilde gören, loş bir köşeye saklandılar. Pastos ve Matika yan yana durmuş. Sessizce bir şeyler konuşuyorlardı. Wisp uzakta duruyordu. Uzak girişte devriye geziyordu. Seslerin dağınık yankısı duvarlardan sekiyordu. Kelimeler buruştu ve anlaşılması zordu. Ama sonra Rex, Hoyt'un sibernetik gözünü sinsice kırparak ve ona uzattığı küçük bir kulaklık gördü. Sonunda işe yaradı. Ses alıcısını ayarladıktan ve sıkıştırmasını ayarladıktan sonra gladyatörler bir an sonra Pastos ve Matika'nın seslerini duydular. Şaşkınlıktan Rex seyirdi. Birkaç metre uzakta görünüyorlardı. Çok cazip bir teklif Matika. Ben her zaman cazip teklifler yaparım. Bu benim doğamda var. Sadece buna uygun olup olmadığınızı anlamak istiyorum. Yapabilirim gördüğün gibi. Bugünkü garnizonu cehenneme gönderdim. Kendine fiyat biçme Pastos. Garnizon senin kabilen savaşçılarından oluşuyordu. Sen nereden? Ben sadece bunu bilmiyorum. Örneğin Corvus'un ölümünden sonra kendi adayını göstereceğini biliyorum. Pastos'un yüzü buruştu. Kendine fiyat biçme Matika. Bastian olası tek lider adayı. Gerçekten mi? Gerçi. Şefkatli bir babadan başka bir cevap beklemiyordum. Gerçekten mi? Kendini kaptırma din görevlisi. Eğer işaret verirsem garnizon geri dönecek. Aşiretimin savaşçıları Veritium'un kutsal madenlerinde bulunmandan hoşlanmayacaklar. Sana ne yapacaklarını biliyor musun? Hayal etmekten korkuyorum. Alaycı bir şekilde güldü ama hemen ardından ses tonunu değiştirdi. Ama Corvus'un öldüğü zamana kadar yaşayacak mısın? O daha 35 yaşında, hayatının baharında. Nereye varmaya çalışıyorsun? Tarikata kesintisiz Veritium tedarikini garanti edersen cevap vereceğim. Karşılığında bana ne vereceğine bağlı. Pastos müstehcen bir şekilde gülümseyerek Matika'yı kahkahalara boğdu. Ölümlü bedenimden daha iyi bir şeyim var Pastos. Bahse girerim. Hiç de ölümlü değildir. Seni çok dikkatli dinliyorum. Bir kaşını kaldırarak karşısındaki adama baktı. Onun da kendisi kadar ciddi olduğundan emin olduktan sonra Matika devam etti. Ferit'in geleneklerine göre sadece bir önceki lideri yenen en güçlü savaşçı aşiretlerinin lideri olabilir. Evet bu Ferit'te iktidar değişiminin garantisi. Burada her zaman taze ve güçlü kana ihtiyaç vardır. Sana Corvus'u öldürebilecek bir savaşçı vermeye hazırım. Ne? Ferit'te onu yenebilecek hiç kimse yok. Bu doğru. Benim savaşçım bir Ferit'te değil. Hile hurda. Pastos din görevlisine kuşkuyla baktı ve onun ciddiyetini değerlendirdi. Matika'nın şaka yapmadığını anlayınca yavaş ve dikkatli bir şekilde konuştu. Bu daha önce hiç olmamıştı. Gönüllüler reise hiç meydan okumamıştı. Ama şefin meydan okumayı reddetmeye hakkı yok. Bu kim olursa olsun değil mi? Pastos kendisini saran heyecanı belli etmemeye çalışarak elini başının üzerinde gezdirdi. Doğru ama peki savaşçın kim? Wisp. Şans eseri o da yarışmacıların turnuvasına katılıyor. Onu kazanmak sadece meydan okumasının önemini artıracak. Corvus reddedemez. Ve sonra? Hoyt yaklaşan Wisp'i işaret ederek gencin omzunu dürttü. Aceleyle fısıldadı. Gidelim. Bu yeterli değil. Dinlememiz gerekiyor. Bizi görecek. Saklanın ve Matika ile Pastos'un konuşmasını dinleyin. Rex saklandıkları yeri anında inceledi.
Duvardaki bir çıkıntı hemen gözüne çarptı. Bunu daha yükseğe tırmanmak için kullanabilirlerdi. Ve çıkıntının altında, neredeyse zeminle aynı seviyede, araştırmacılar tarafından oyulmuş, saklanabileceğin bir kaya oyuğu görebiliyordun. Çukura saklanmak. Hoyçu, çukuru göstererek hızla aşağı inmeye başladılar. Çok az yer vardı ve Wisp gittikçe yaklaşıyordu. Adrenalin onlara kötü bir şaka yaptı ve acele etmelerine neden oldu. Eğilip bir şekilde kendilerini gruplandıran askerler askerler sonunda aşağı inmeyi başardılar. Üzerlerinden sarkan kaya bir siperlik görevi görerek onları tam önlerinde duran Wisp'ten korudu. Hoç ve Rix nefeslerini tutarak çukurdan görünen onun botlarına baktılar. Etrafına bakınan Wisp, Matika ve Pastos'u rahatsız etmek istemediği için yavaşça arkasını döndü ve ters yöne doğru yürüdü. Hoç kulaklığa doğru başını salladı ve konuşmacılara yönelmeye başladı. Konuşmacıları yarışmacılar diye okumam peki. Pastos gergindi. Uzaktan görülen figürü bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Sana neden güveneyim? Çünkü ikimiz için de faydalı. Wisp Corvus'a meydan okuyacak, onu öldürecek ve ardından haklı gazabı yabancının üzerine çökecek olan Bastion'dan bir meydan okuma alacak. Bastion benim Wisp'imi öldürecek ve bu Ferit'in geleneklerine göre onu bir hükümdar yapacak. Ama sen onu yönlendirmek ve nasıl yönetileceğini öğretmek için yanında olacaksın. Tarikat sadık bir müttefik kazanacak. Ve Veridium sevkiyatı. Pastos durdu. İçini saran heyecana artık hakim olamıyordu. Wisp, adamın yerine geçerse bir daha niye Bastion'a versinler ki yeri? Wisp gerçekten Corvus'u yenecek mi? Matika başını salladı ve pelerininin kıvrımlarından koyu mor bir sıvıyla dolu bir şişe çıkardı. Tarikatın yeni gelişimi. Tek bir enjeksiyonla Corvus ezilecek ve yok edilecek. Ya Bastion? Wispoğlu'na dokunmayacak. Onu Scarium'la kontrol ediyorum. Bu yüzden emirlerime itaat ediyor. Genç güvende olacak. Planında kusur bulamam. Sen profesyonellerle çalışıyorsun Pastos. Bildiğim kadarıyla tarikat bir damla kan bile dökmeden yeni romanı da iktidarı çoktan ele geçirdi. Şimdi benimle bir anlaşma yaparak sadece Ferit'te güç kazanmakla kalmayacak. Aynı zamanda kabile üyelerini gereksiz yere kurban edilmekten kurtaracaksın. Beni tehdit mi ediyorsun? Ne demek? Ben sadece tarikatın Ferit'ten çok da uzak olmayan bir yere bir kapı diktiğini belirtmek istedim. Kapı mı? Scarium'la çalışan ışınlanma istasyonları. Daha önce hiç böyle bir şeye seyahat ettin mi? Rix onlarla ilk seyahatini hatırlayarak mırıldandı. Sanki 100 yıl önceymiş gibi. Portaldayız. Tahmini geçiş süresi 2 dakika. Portallardan nefret ederim. Ay bu adamı da özledim. Bu adam nerede kaç bölümdür? İçeri çekildiğinizde nefes vermeyi unutmayın. Ya yapmazsam? Harika bir hisse kapılacaksın. Sanki dünya tersine dönecek. İlk başta ne olduğunu bile anlamayacaksın. Buna da siyah yakışıyormuş, bu renk hiç uymamış. Ya da basınç farkından ciğerlerin patlayabilir. Hadi ama böyle bir şey hiç olmadı. Böyle bir ihtimalin varlığı bana yeter. Her iki durumda da iki seçenek arasında seçim yapıyorsun. Çok kötü ya da çok iyi bir seçenek. İlk durumda Sezar'ın ordusu kapıdan çıkacak ve kontrolümüz altına girecek. İkincisinde Veridium'u yeni Roma'ya taşıyacak dost kargo gemileri. Elini Pastos'a uzattı. Ne diyorsun? Pastos gözlerini şaşkınlıkla indirerek düşüncelerini toparladı. Birkaç saniye düşündükten sonra sessizce söyledi. Corvus güçlü, dürüst bir savaşçıdır. Ama onun yönetimi altında Ferit halkı yanlış yolda ilerliyor. Kabul ediyorum Matika. Onun elini sıkıca sıktı. Ama sana göz kulak olacağım. Sistemlerinizde Veridium kılıçlarla donanmış Ferit'in birleşik ordusundan daha güçlü bir ordu yok. Bu yüzden arkadaş olmak istiyoruz. Altın değerinde bilgiler öğrendik. Hoyt uzak köşede beliren Wisp'i işaret ederek genci dürttü. Sessizce fısıldadı.
Her şeyi kaydettim. Burada yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. X başını salladı ve dikkatlice toparlandı. Koşabildikleri kadar hızlı koştular. Arkalarına bakmadılar, konuşmadılar. Ve ancak Veridyum madenleri arkalarında kaldığında birkaç kelime konuştular. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama Matika'yı durdurmalıyız. Yoksa isyan biter. Sanırım turnuvada dövüşmem gerekecek. Hadi bakalım. Bu bölüm de bitti böylece. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.